Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, Otomekanika 2023 Fuarı'nda yanımızda İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Salih Sami Atılgan bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Sizlere de kolaylık diliyorum. Oldukça kalabalık bir ortam. Nasılsınız? İyi, teşekkür ediyorum. Yani biz zaten Otomekanika Fuarı'na alışıyoruz. Yani kendi özelde de firmalarımız devamlı katıldığı bir fuar bu. Bu sefer başka bir misyonumuz var tabii İstanbul Ticaret Odası adına. Umarım oldukça ülke ekonomimiz ve bütün katılımcılar için katma değer yaratan faydalı bir fuar olacaktır. Peki düzenlenen fuarın ticarete, ihracata olan katkısını, sektöre olan katkısını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii otomekanika fuarı özellikle aftermarket grupları için yani satış sonrasına yönelik olarak dünyadaki en önemli fuarlardan bir tanesi. İstanbul Otomekanika da son yıllarda sürekli olarak trendini yükselten, önemi artan bir fuar olarak gözüküyor. Ve çevre ülkelerden de oldukça yüksek düzeyde farklı ülkelerden olması da önemli. Katılımcıların iştirak ettiği, ilgi gösterdiği bir fuar. O açıdan özellikle otomotiv sektörümüz açısından yani ihracata yönelik olarak ciddi faydalar sağlıyor. Bu yılda benzer şekilde geçeceğini düşünüyorum. Böyle bir yönümüz de var. Yani sonuçta Türkiye otomotiv yan sanayinde de oldukça iyi bir pozisyonda. Dış ticarete açılma noktasında ülkemizin de çok ihtiyaç duyduğu bir konu üretim ve ihracat. Onun için bu fuarın ben bu anlamda hem sektörümüz hem de firmalarımız açısından hem de ülke genel ekonomisi açısından fayda sağlayacağına inanıyorum. Peki fuarın ilk günündeyiz. Fuarın geçen senelere nazaran nasıl değerlendirirsiniz? İlk gün oldukça kalabalık gözüküyor. Ama bizim tabii burada kalabalıktan ziyade nitelikli bir grubun olması yani özellikle yurt dışı fuar iştiraklerinin olması önemli. Şu an kısa bir sürede fark ettiğim kadarıyla onu da hissedebiliyorum. Umuyorum beklendiği şekilde devam edecektir. Yani ben bu fuar bizim için önemli. Otomotiv sektörü için çok önemli bir fuar. Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz? İstanbul Ticaret Odası yurt dışına da oldukça farklı sektörlerde milli fuar organizatörlüğü yapıyor. İşte otomotivle direkt benzetili yine otomekanikanın Dubai fuarını bizler gerçekleştiriyoruz İTO olarak, milli katılımcı olarak ve oldukça başarılı bir fuarımız. Yani fuarlarla İstanbul Ticaret Odası'nın bu bağlamda yakın bir ilgi ve alaka duyduğu ve sürekli desteklediği bir alanı oluşturuyor. Biz bu anlamda ülkemizin dış ticarete özellikle ihracata olan ihtiyacını hele hele bu genelde içinde bulunduğumuz son günlerdeki döviz hareketlenmelerini de düşündüğümüz zaman ihracatı çok daha büyütmemiz gerekiyor. Bu bağlamda bizler İstanbul Ticaret Odası olarak özellikle ihracata yeni başlayacak veya buradaki ihtiyaç duyan firmalara yönelik olarak çalışmalarımızı bu dönemde de arttırarak devam edeceğiz. Zaten yurt dışı fuarlarda da ağırlıklı olarak bu grupları desteklemeye gayret gösteriyoruz. Fuarlar konusu ihracatımızla alakalı oldukça önemli bir konu. Otomekanika da bu bağlamda önem arz ediyor otomotiv sektörü açısından. Zira otomotiv sektörü zaten ihracatta lider sektörümüz. Burayı desteklediğimiz takdirde çok daha rakamların yan sanayi grubunda da sadece bitmiş araç değil, ileriye doğru gideceğini söyleyebilirim. Ya şunu da bu vesile farklı platformlarda da belki söylememiz gereken bir şey. Türkiye'nin hızlı bir şekilde otomotiv sektöründe elektrifikasyona geçmesi gerekiyor. Bütün fuarların ana konusu bu. Maalesef bizim şu anda biraz bu alanda geride kaldık. Sadece bir örnek olsun diye söylüyorum, farkındalık olsun diye söylüyorum bunu. Türkiye yıllardır Avrupa ekonomik alanı dışından Avrupa'ya en çok araç ihraç eden ülkeydi. Ama 2023 yılında maalesef elektrikli araçların devreye girmesiyle de buradaki liderliğimizi Çinli firmalara kaptırmak durumunda kaldık ve Türkiye ile yine ilerleyen bir süreç var. Bu bağlamda bizim elektrikli araçlar konusuyla ilgili çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Hem altyapının hazırlanması hem de iç piyasanın, iç pazarın buna hazır hale getirilmesi gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz başkanım. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim.